Evet, Rotary Kulübü bugün el değiştirdi ve eski başkanımız Kerem Soysalan yerini Buket Ükken Soygazi'ye teslim etti. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Nasıl geçti sizin döneminiz başkanım? Bizim dönemimizde tabii pandemi süreci etkindi. Yüz yüze görüşmelerimizi çok fazla yapamadık. Zaten kulübümüzü Mart 2020'de kurmuştuk. Yalnız bu süre tabii ki Rotary Kulübü'ne inanan, Rotary'nin değerlerine inanan harika üyelerimiz oldu. Dolayısıyla kulübümüzü ayakta tutabildik bu süreç içerisinde ve yine de projelerimizi yapabildik. Uluslararası bağlantılarımızı kurabildik. Bildiğiniz üzere iki tane de yabancı üyemiz var zaten. Sağ olsunlar, gerçi yabancı demek de onlara çok doğru değil ama artık onlar da didimler. Türkçe konuştular. Evet, onlarla birlikte kulübümüzü uluslararası bir noktaya getirip birlikte onlarla projeler yapmayı düşünüyoruz, yabancı kulüplerle birlikte. Dolayısıyla da bizim için, başlangıç için iyi bir sene geçirdik diyebiliriz aslında. Bu pandemi size zorluklar yaratmış anlaşılan. Önce evet. Toplantıda da anladığımız kadarıyla. Her dönem değişiyor galiba başkanlık. Rotary'de ben başkanlığı çok sevdim. Aman birazcık oturayım diye bir şey yok. Her sene bizde Haziran ayında başkanlık el değiştirir. Herkesin Rotary Kulübü'nde başkan olmasını isteriz. Üyelerimizi başkanlık yapabilme, liderlik yapabilme vasıflarına sahip kişilerden seçmeye çalışırız. Dolayısıyla da herkes Rotary'de bir gün başkan olur. Rotary Kulübü de bir STK. Evet. Bize diğer STK'lardan farkınızı bir söyler misiniz? Bizim ilgi alanlarımız daha farklı aslında. Bizim yapımız itibariyle daha çok yardımlaşma ve sürdürülebilir projelerin üzerine biz gidiyoruz. Rotary'de bir şey yaptık bıraktık diye bir şey olmuyor. Dolayısıyla da bir şeye başladığımız zaman o projenin her zaman devamını getirme taraftarıyız biz. Dolayısıyla onların içerisinden seçiyoruz. İşte yeni kulübümüzdeki, yeni dönemimizdeki başkanımızın da belirttiği gibi mesela her sene bir okulun yapılmasıyla ilgili bir düşüncemiz var. Dolayısıyla her şey süreklilik arz ediyor bizde. Evet, bu konuda herhalde az önce de söylendi, iş adamlarından ve işte kurumlardan destek talepleriniz de oluyor. Tabii ki hani geniş bir ağı var Rotary'nin. Dolayısıyla da ulaşabileceğimiz insanlar çok fazla oluyor. Doğru bir projelendirme yaptığınız zaman çok rahatlıkla Türkiye'deki iş adamlarından destek alabiliyorsunuz. Ayrıca tabii Rotary'nin uluslararası olmasının avantajı yurt dışındaki kulüplerden de bağış alabiliyoruz. Yani dolayısıyla da atıyorum ki bizim burada 5000 lira bütçemiz varsa biz bunu 50 bin liraya çıkartıp yurt dışı bağışlarıyla 50 bin liralık bir proje yapabiliyoruz 5 bin liramızla. Bu da bizim için önemli bir avantaj oluyor tabii ki. Şimdi başkanlığı bıraktınız, ne yapacaksınız? Tatile mi gideceksiniz? Vallahi çok mutluyum şimdi. Bir taraftan da üzüntü var tabii. Çünkü Rotary bizim hayatımızda çok önemli. Dostluklarımız, arkadaşlıklarımız Rotary'de bizim için çok kıymetli. Yeni arkadaşımızın da sevgili Ülgen'in de harika bir başkanlık dönemi yapacağını inanıyorum. Ama bırakmıyorsunuz tabii. Yine içindesiniz. Tabii yine yönetim kurulunda bir sene kalıyoruz. Yani. Eski başkan olarak. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, az önce eski başkan Kerem Soysalan'la görüştük. Aslında eski değil ama hala yönetimde olacağını söyledi kendisi. Şimdi Buket Hanım'la sohbet etmek istiyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, projelerinizi anlattınız. Güzel şeyler düşünüyorsunuz. Şöyle kısaca eski ve yeni Rotary'yi sizden de alalım. Yani pandemi zorlukları çektiniz. Değerlendirmeyi alalım sizden. Eski Rotary'de tabii dediğiniz gibi pandemi öncesi ve pandemi sonrası diyebiliriz. Bu son bir yılda bir araya gelemedik ve herkes de olduğu gibi biz de sürekli Zoom üzerinden görüşme sağladık. Ama ne kadar olsa da yüz yüze görüşme gibi olmuyor. Dolayısıyla bir an önce pandeminin bitmesini ve işte az önce anlattığım projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Önceki Rotary herkes gibi, yani pandemi öncesi ve pandemi sonrası diyoruz. Tabii ki daha sıcak ilişkilerimizin olduğu, daha aktif olduğumuz bir dönemdi. Ama ben yine çok ümitliyim. Bu aşılanmalardan sonra inanıyorum ki her şey çok daha iyiye gidecek ve düzelecek. Dolayısıyla yine eski günlerimize geri döneceğiz. Yani sadece Rotary olarak değil de genel dünya bazında bakıyorum. Herkesle beraber bizim Rotary'miz de normalleşmeye gidecek. Bu toplantıda benim gördüğüm kadın ağırlıklı evet. olması, bunu özellikle mi? Önceden böyle değildi. Biz ilk katıldığımızda Rotaract'tan geliyorum ben. Rotaract'ta bayan, kadın sayımız azdı.
Sonra zamanla kadın sayımız artmaya başladı. Özellikle yaptığımız bir şey değil. Bence kadınlar daha duyarlı toplumda. Daha yani kadının içgüdüsünde var ya, yani genel olarak her şeye daha duyarlı. Üretken. Daha üretken, daha elini taşın altına koyuyor aslında erkeklere göre. Dolayısıyla kendiliğinden gelişen bir durum oldu. Çok da güzel oldu. Şu an dediğiniz gibi kadın sayımız daha fazla. Daha da güzel olacak inşallah. Öyle. İnşallah diyelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.